Şimdi ev yoğurduna gelmek istiyorum. Sağlığımızı nasıl ev etkiliyor, olumlu etkiliyor? Ev yoğurdu. Şimdi yoğurt çok önemli. Ev yoğurdu çok önemli. Çünkü evde yaptığımız yoğurt, kendimiz mayaladığımız yoğurt ki gayet basittir. Kitapta da anlatıyoruz zaten. Çok basittir, çok kolaydır. 2-3 dakikalık bir iştir. Doğal probiyotik doludur. Doğal protein doludur. Doğal kalsiyum doludur. Tam yağlı olduğu için her türlü yağ da vardır. İnek sütü veya şey sütü olursa tam yağlıdır. D vitamini de vardır. Bak. D vitamini de vardır. Yağ da çok önemli çünkü. Tam yağlı olacak. Senelerce az yağlı yiyin, işte kıymaların yağını atın diye diye millet D vitaminsiz kaldı. Yani ne diyeyim, bir es oldum ondan ben sonra, burada. Ama ondan sonra hastalıklar arttı. Tamam Derya Hanım, senelerce 1960'tan itibaren bütün dünyada, batıda daha ziyade yani gelişmiş ülkelerde yağ fobisi yaratıldı. Ne fobisi? Yağ. Yağdan uzak durun. Kolesterolü evet. Yükseltiyor diye. Yağ fobisi. Senelerce. Peki kimse yağ yemedi. Yağlar azaltıldı. İşte diyet ürünler çıktı. Diyet içecekler çıktı. Ama kalp hastalıkları ve kanser azalmadı. Tam tersine arttı. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı hepsi arttı. Egzema, alerji hepsi arttı. Hepsi yağ yemedi kimse korkusundan, korkutuldukları için. Onun yerine yağ yemeyenler ne oluyor? Damak tadı için şekere hücum ediyor. Tatlıya hücum ediyor. Hastalıklar. Şimdi efendim bütün dünya, batı da dahil. Efendim obezite problemi, obezite problemi, obezite problemi. Evet. 11 Ekim'de veya Eylül'de olabilir bu senenin. Dünya Sağlık Organizasyonu şekere savaş açtı. 11 Ekim 2016'da. Karatay senelerden beri bunu söylüyor.